Business Channel Türk ekranlarında Doktor Erbil ile Sağlıkta Mucizeler programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ip askısı veya Fransız askısı ile yüz görme e, germe yönteminden bahsedeceğim. Yüz estetiğinin neden önemli olduğunu önceki programlarda bahsetmiştim kısaca. Ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Bir insanla karşılaştığımız zaman o insanın ilk önce yüzüne bakarız. Biliyorsunuz pozitif enerji dediğimiz bir şey var. Karşımızdaki insanın yüzü ne kadar canlı ise, ne kadar enerjik ise bize de o kadar fazla pozitif enerji geçer. Peki biz bu yüz estetiğini sadece karşımızdakine pozitif enerji geçirmek için mi yapıyoruz? Tabii ki hayır. Yüzümüzün daha genç, daha dinamik olması, dinamik hatlara sahip olması kendimize olan özgüvenimizin artmasına neden olur. E, bu da bizim sağlık tanımına baktığımız zaman sağlıklı olmamız için önemli bir kavramdır. Kısacası yüzümüz karşıdakine pozitif enerji vermede ve özgüvenimizi artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüze karşı hangi estetik işlemler yapılır? Ee, onlardan bahsedeceğim. Ee, zamanla yaşımız ilerledikçe e, deri altı dokumuzda, cilt altı dokumuzda e, volüm kaybı olur, hacim kaybı olur. E, cilt altındaki kaslarımız zayıflar ve buna bağlı olarak derimizde, cildimizde bir bollaşma meydana gelir. Bu bollaşan cilt kırışır ve aşağıya doğru sarkmaya başlar. Bizim yüz estetiği yaparken en önemli hedefimiz bu kırışıklıkları gidermek, bollaşmayı gidermek ve sarkan deriyi yukarı doğru almaktır. Ee, yine daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi dolgu ve botoks işlemleri aslında bunların bir kısmını yapıyor. Kırışıklıklarımız için dolgu yapıyoruz. Yine kırışıklıklar için ee, botoks uyguluyoruz. Alın bölgemize, kaş çevremize, kaz ayaklarına botoks uyguluyoruz. Burnumuzun yanından dudağa doğru inen bir yer oluk dediğimiz olukta 30'lu yaşların başında meydana gelen derinleşme ve belirginleşmeye karşı yine dolgu uygulaması yapabiliyoruz. Göz çevremize dolgu uygulaması yapıp göz çevremizdeki kırışıklıkları giderebiliyoruz. Fakat bu yöntemlerden hiçbir tanesi yüzün cildinin aşağı doğru sarkmasına ee, yukarı doğru almamıza neden olmaz. Bu sarkmayı gidermemize yardım etmez. Bu sarkmayı gidermek için ya yüz germe dediğimiz bir ameliyat yapmak zorundayız ya da ip askısı dediğimiz yüzü yukarı doğru alan ameliyatsız germe yöntemlerini yapmak zorundayız. Yani kırışıklıkları, bollukları bir şekilde botoks ve dolguyla tedavi edebilirken aşağı doğru olan sarkmalar için ya yüz devamı dediğimiz ameliyatı yapmak durumundayız ya da ip askısı veya işte Fransız askısı dediğimiz yüz germe yöntemini yapmak durumundayız. Yüz germe ameliyatları biliyorsunuz 4-6 saat arası sürebilen ameliyatlardır. Hastanede yatış gerektirir. Ameliyattan sonra hastanın şişliği moğulu olabilir. Ama bizim ip askısı dediğimiz yöntemler daha kısa sürer. Hasta sonucunu hemen görür. Hastane yatışı gerektirmez. Kronik bir hastalığınız varsa, tansiyonunuz, şekeriniz, metabolik bir durumunuz varsa bu işlemi yapmaya engel değildir ip askısı veya Fransız askısı. Yine kan sulandırıcı kullanıyorsanız veya kansızlığınız, aneminiz varsa bunlar da yine ip askısı yaptırmanıza engel değildir. Kısacası kısa sürmesi, hastane yatışında olmaması, hastanın etkisini hemen görmeye başlaması gibi birçok nedenden dolayı ameliyat dışı yani yüz germe ameliyatı dışındaki yüz germe yöntemleri son yıllarda çok sık uygulanmaya başlamıştır. Bu yüz germe yöntemleri yüzün çeşitli bölgelerine uygulanabilir. Ben gözle göz çevresine yapılan estetik işlemleri başka bir programda anlatacağım için ben sadece bu programda orta yüz bölgesi ve gıdı bölgesinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki boyundan. Orta yüz bölgemizde 30'lu yaşların başında başlayan burun kenarındaki oluklarda derinleşme ve belirginleşme az önce dediğim dolguyla halledebiliyorduk. Ama bu sarkmayı bir türlü Engelleyemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Dolgu da yüzümüzü yukarı doğru almıyor. Amiyat da olmak istemiyoruz. Ee, yapacağımız yöntem, başvuracağımız yöntem, ip askısı yaptırmak. İp askısı yaklaşık yarım saat süren bir işlemdir. Lokal ile poliklinik şartlarında yapılır. Ee, yüzümüzü bizim e, dikenli dikiş dediğimiz e, dikişlerle yukarı doğru alma işlemidir. Tabii burada dikiş diyorum ama yüzde bir kesi falan olmuyor. Sadece iğne ile küçük delikler açıyoruz. O deliklerin içinden bu dikenli dikişleri geçiriyoruz. Ve cildimizi yukarı doğru asıyoruz. Bu ne yapıyor? Hem yukarı doğru cildimizi geriyor. Hem kırışıklıkların, bu olukların daha az belirginleşmesini sağlıyor. Yine gıdı bölgemizde, boyun bölgemizde yaşla birlikte oluşan sarkmalar oluyor. Bu sarkmalar içinde yine ip askısı dediğimiz yöntemle Boyun bölgemizi yanlara doğru asarak daha pürüzsüz, daha az sarkık, daha genç görünümlü bir boyuna sahip olabiliyoruz. Ee, aslına bakarsanız e, boyuna yapılabilen estetik işlemler çok sınırlı. Ya alt yüz germe işlemi uygulayacağız, boyun germe işlemi uygulayacağız ameliyatta e, ya da ip askısı yapacağız. E, diğer yöntemler yani dolgu botoks gibi yöntemler boyunda çok sık kullanılabilen yöntemler değildir. E, gıda bölgesinde sadece gıda liposakşın dediğimiz cerrahi bir işlem yapılabilir. E, bu da cerrahidir, bu da yine anestezi gerektirir. Kronik hastalığınız varsa, değişik ilaçlar kullanıyorsanız, anestezi için ideal bir hasta değilseniz... ...bu da engel olabilir e, bu işlemi yaptırmanıza, liposakşın yaptırmanıza. Ama e, boyun germe ve yüz germe işlemleri ip askısıyla, Fransız askısıyla lokal anestezi altında yapıldığı için herhangi bir kesi yapılmadığı için, hastanede yatış gerektirmediği için, işlem öncesinde ve sonrasında hastaya herhangi bir ilaç başlamadığımız için, e, kronik hastalığınız olsa da, anestezi almanıza engel olan bir durum olsa da, yaptırabileceğiniz işlemlerdir. Bu işlemlerin etkisi yapılan bölgeye göre değişmektedir. E, i̇yi yapılan bir orta yüz germe işlemi 2-2,5 yıla kadar devam edebilmektedir. Dolayısıyla, e, yüz geldirmekte de emin değilseniz veya yüz gelme ameliyatı için vaktiniz yoksa sonuçta vakit alan bir süreç. Hastanede yatıyorsunuz, morluğunuz şişliğiniz oluyor, bir toplantıya gitmeniz, işe başlamanız belirgin bir süre alıyor. Yara iyileşmesinde problemleriniz olabiliyor. Bu kadar vaktiniz yoksa yarım saat gibi kısa bir sürede Fransız askısı veya ip askısı dediğimiz yöntemle orta yüz bölgenizi veya boyun bölgenizi geldirebilirsiniz. Bu işlem başka işlemlerle kombine edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Nelerle kombin edilebilir? Az önce söylediğim gibi botoks ve dolgu işlemleriyle. Orta yüz germesi ip askısıyla yapıldıktan sonra göz altı ışık dolgusu yapılırsa veya göze ekstradan bir ip askısı badem göz dediğimiz yöntem yapılırsa hastada bazen 10 yaş, 15 yaş daha genç bir görünüm elde etmekteyiz. Bunların maliyetleri tabii yüz gen kadar yüksek değildir. Ee, ve özellikle son 5 yıl içinde neredeyse yüz gen ameliyatlarının yerini almaya başlayan yöntemlerdir. Ee, poliklinik şartlarında yapılmış ol, yapılıyor olması, anestezi gerektirmemesi bu işi yapan birçok merkez oluşturmuştur ülkemizde ve özellikle İstanbul'da. Dolayısıyla yakınlığa göre, e, maddi durumuna göre insanlar e, bu işlemleri tercih etmektedir. Ee, bir sonraki programda da sizlerle e, göz etrafına yapılan işlemlerden bahsedeceğim. O yüzden bu badem göz veya kedi gözü dediğimiz ip askısı ile yüz germe işlemlerinden bu programda bahsetmedim. Bahsetmeyeceğim de. Göz çevresinde yapılan estetik işlemleri merak ediyorsanız, kedi gözünü e, badem göz dediğimiz hatta bazen bella istiyorlar e, merak ediyorsanız e, bir sonraki programımı izlemenizi tavsiye ederim. Yüz görünümümüz için karşımızdakine geçirdiğimiz enerji bakımından, öz güvenimiz açısından önemli bir bölgedir. Küçük dokunuşlar inanın 10 yıl, 15 yıl daha genç görünmenizi sağlayabilir. Öz güveninizi artırır, sizi daha mutlu yapar. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.